İlk olağanüstü meclis toplantımızı yapıyoruz. Bildiğiniz gibi 30 Ekim günü yaşanan büyük depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi komisyonları hızla çalışmaya başlamış ve bir mutabakatla yol alarak bundan sonra bu şehirde benzer felaketler ile karşılaşıldığında tahribatın azaltılması için, bu kadar büyük zararların doğmaması için, can kaybı yaşanmaması için neler yapılabilir? Yapı stoğumuzla ilgili ne tür düzenlemeler gerçekleştirilebilir? Planlarımızda ne tür yeni inisiyatifler ortaya konmak gerekir? Bütün bunlar üzerine uzunca bir süredir çalıştılar ve bugün nihayet meclisimizin gündemine getirilecek bir olgunluğa erişti. Burada tabii ki başta Çevre Şehircilik Bakanlığımızla müzakereler de sürdürüldü. Onların da hem onayı, tasvibi istenerek yol alındı. O nedenle ben bugüne kadar bu konunun olgunlaşması için emek veren tüm meclis üyelerimize, tüm bürokratlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gündemimiz bildiğiniz gibi tek madde, komisyon raporu üzerine bir gündem gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Supi Şahin'in bir sunumu olacak. Önce onu izleyelim, ondan sonra gündeme geçeceğiz. Buyurun Supi Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Sayın Başkanımız da arz ettiği gibi 30 Ekim depreminden sonra yapmış olduğumuz komisyon toplantıları ve müzakereler sonucunda oluşturduğumuz ve bugün meclis gündemine getirdiğimiz usul ve esasların süreçleri ve sonuçları hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istedim. Üzeri kürsüye geldim. Öncelikle bizim Büyükşehir Belediye'mizin afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları iki ana başlıkta yürütülmektedir. Bunun bir tanesi imar planında yapı yasağı olan afet bölgelerindeki yapıların dönüşmesi, dönüştürülmesi. İkincisi de planlı alanlardaki bölgelerde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları. Bunlarla ilgili daha öncesinde Sayın Meclisimize bilgilendirmeler yapmıştık, sunumlar yapmıştık. Kadife Kale Heyelan bölgesi 46 hektarlık bir alanda 3 etapta boşaltıldı. Deprem öncesinde bitirmiş olan işlerimiz. Bu afet odaklı Heyelan bölgelerindeki dönüşüm. Bir diğeri kentin muhtelif yerlerinde %100 uzlaşı ile yerinde dönüşüm hedefiyle gerçekleştirdiğimiz dönüşüm anahtar teslim kentsel dönüşüm projelerimiz yürütülmeye devam etmektedir. Bu proje alanlarımızda bugüne kadar 1000 bağımsız bölüm 2000 bitti ve teslim edildi. 2200 bağımsız birimin şu anda inşaat yapım aşamaları sürüyor. 4600 bağımsız bölümün de bütün uzlaşma imar uygulamaları tapuları belediyemiz adına geçmiş olup yapım ihalesine de hazır hale getirilmiştir. Burada da yine bunlarla ilgili Sayın Meclisimize ara ara bilgilendirmeler, detaylı bilgilendirmeler yapmıştık. Yine belediyemizin imar şehircilik dairesince buradaki meclisimizin imar komisyonlarımızın kararlarıyla kentimizde düzenli yapılaşması olmayan ıslah planlarından gelen bölgelerde plan değişiklikleri, plan revizyonlarını yaparak da bu kentin depreme hazırlıklı hale getirilmesi için çaba sarf edildi ve kararlara bağlandı. Bu kapsamda da yine sunumlar yapmıştık. Bugüne kadar 2500 hektarlık alanda bu meclisimiz plan revizyonları yaparak kentimizde bu anlamda katkı sağlamıştır. Ve şu anda yaklaşık 4700 hektarlık alanda da yine plan revizyonları yapılarak bu süreç işletilmektedir. Fakat hepinizin malumu bu yürüttüğümüz işlerin devam ederken
Çok hızlı bir şekilde bu deprem sonrasında yıkılan binaları incelediğimizde özellikle ruhsatlı yapıların da risk grubunda olduğunu tespit ettik. Ve dolayısıyla bu konular üzerinde çalışma başlandı. Yani bizim bugüne kadar yürüttüğümüz yapısal dönüşümler ilk üç grubu kapsarken dördüncü gruptaki ruhsatlı yapıların da çok ciddi tehlike altında olduğunu yaşayarak öğrendik. Bunun üzerine başkanımızın 20 Kasım'da meclis toplantısında çok hızlı bir şekilde özellikle bu yeni fark ettiğimiz, yaşadığımız risk, ruhsatlı yapıların da tehlikeli olduğunu gördükten sonra verdiği önergeyle meclisimiz bu önergede 4 komisyonumuzu görevlendirdi. İhtisas komisyonlarımız bir araya geldi. İmar Bayındırlık, Hukuk, Kentsel Dönüşüm ve Deprem Afet komisyonlarımız çok hızlı bir çalışma temposuyla işlemlere başladılar. Burada Büyükşehir Belediye'miz komisyonları, daire başkanlıklarımız, imar şehircilik, deprem, kentsel dönüşüm, yapı kontrol dairelerimiz teknik olarak da destek vererek, ayrıca ilçe belediyelerimizin ilgili teknik birimleri ve meslek odalarıyla bir dizi toplantı ve planlar tertip ettik. Bu toplantılar ve görüşmeler neticesinde önce bu konunun tespit problemlerini tespit ettik. Daha sonra bunların yapılması gerekli iş ve işlemleri tarif etmeye başladık madde madde. Bu komisyon, şu salonda belki de 7-8 toplantı sadece komisyon üyelerimizle yaptık ve her madde üzerinde belki 3-4 kez tartıştık ve bugünkü hali almıştır. Çok genel olarak yaptığımız işte öncelikle planlarımızı bir ilçe belediyelerimizden dinledik. Ve şu sonucu görüyoruz. Aslında bizim yürürlükteki imar planlarımız iki şekilde duruyor. Birincisi gördüğünüz gibi bu bir imar planı. Bu imar planının hemen yanında bir yapı stoğu görüyoruz. Fakat burada yeterli sosyal donatı alanı yok. Yeşil alan yok, rekreatif alan yok. Bu plan aslında mevcut yapıları esas alarak yapılmış, belki de ıslahtan gelen bir plan. Bu planın hükümlerine göre, bunun bugünkü durumuna göre bu kadar eksik sosyal donatı alanı olan bir planın korunması mümkün değil. O yüzden buralarda özellikle revizyon planlarla işlemlerin yürütülmesinin daha doğru olacağına bütün komisyon üyeleri ve komisyondaki diğer arkadaşlarımız karar verdi. Bir diğer plana baktığımız zaman yine aynı bölge, fakat burada da dikkat ederseniz aslında bir plan var. Geniş yollar, yeşil alanlar var, rekreatif alanlar var, spor alanları var ve yapılaşma bu plana göre şekillenmiş olduğunu gayet net olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim başkanımızın verdiği önergede esas olarak bu korunacak planlardaki tehlike grubuna girmiş olan ruhsatlı yapıların dönüşümünü nasıl yaparız veya bu yapılar niçin dönüşmüyor sorusunu sormaya başladık. Ve bu ilçe belediyelerimizden gelen arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar sonucunda aslında bu bölgelerin planlarının doğru olduğu, yeterli donatı alanlarının olduğunu, yeniden yapılmasının önünde bir takım engeller olduğunu, özellikle iki başlık altında bazı engeller oluştuğunu söylediler ve biz de bunları tespit ettik. Bunun bir kısmı geçmiş imar planlarıyla, plan notlarıyla verilmiş olan haklar, ki bunlar kooperatif %10 imar hakkı, kat sıkıştırma hakları, işte taksta yine kooperatifle taksim büyütülmesi gibi planlar, plan notları veya imar mevzuatıyla verilmiş olan haklarla oluşmuş olan binaların yıkıldığında bu haklardan muaf tutulduğu. Dolayısıyla insanların da bu problemi gördüğü için daire kayıplarına, birden fazla daire kayıplarına sebebiyet verdiği için yıkıp yapmayı gündemine getirmiyor. Bu sorunlar üzerinde sizlere kısaca yine görsel olarak da bilgi vermek isterim. Örneğin bir bölgemiz yine yapılaşması tamamlanmış. Buranın imar plan çevresi var.
Fakat %40'ın üzerinde %50-40 arasındaki A5 yazıldığı için, bir taban alanı getirmediği için %40'la 45-50 arasında yapılaşmış. Şimdi bu insanlar yıkıp tekrar yaptığı zaman bunların hepsi tabanda azaldığı gibi yapı yoğunluğunda da bir azalmaya sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu insanlar mümkün olduğu kadar bu evlerde yaşamak isteyip korumak istiyorlar. Dolayısıyla dönüşemiyor. Dönüşmek istemiyor. Bir diğeri sadece planlarda kat yazılmış fakat plan notlarıyla ve imar yönetmelikleriyle yükseklik tarif edilerek alçak kat yüksekleri verilmesinin önü açılmış. O yüzden de bazı binalarımız aynı plan kararı olmasına rağmen birer kat fazla yapılaşmış. Dolayısıyla birer kat fazla yapılaşmış olan bu binanın yıkılıp tekrar yapılmasında bir kat kaybı, belki de katta 4 daire kaybıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla bu binanın tekrar yıkılıp yapılması önünde bir engel olarak önümüze çıkıyor. Yine bir diğeri, az önce bahsettiğim gibi %10 hiç planda olmadığı halde plan notlarıyla veya kanunla verilmiş olan taksta ve kaksta yapı yoğunluğunun doğrudan verilmesi ve ruhsata bağlanması. Bununla birlikte az önce gösterdiğim imar planında yol, yeşil, spor alanı, rekreatif alan var dediğimiz planlarda bu maliklerden, bu mülk sahiplerinden %45, 55, 60'lara varan zayiatlar alınmış. Tabii o dönemler %35'lerle yürüyen düzenleme sahaları için büyük başarı. Çünkü %35 kanunda varken yerinde bakıyorsunuz %55-60'lara yakın bir terk var. Bu insanlar bunları terk etmişler. Tabii terk etmesinin temel nedeni de o dönemlerde %50 zayiat üzerindeki bütün parsellere düzenleme sahası içerisinde plan notlarıyla ekstra yapı yoğunlukları tarif edilmiş. Ve bugün gördüğümüz bu düzenli yapılaşma ve plan çevresi bu şekilde oluşmuş. Dolayısıyla bunlar yıkıldığında bu hakların hepsinden mahrumiyetle karşı karşıya kaldıklarından dolayı da yeniden yapma işine girdiklerinde herhangi bir çözüm üretilemiyor. Bu söylediklerime bir hafta üzerinden bakarsak, örneğin 8 kat imar görünüyor, ayrık nizam. 0 ve 25 taksı var. Plan üzerinde yazan KAKS 2 emsali var. Yani bu planın tariflediği 3280 metrekare iken bu bahsettiğim kooperatif hakkı, plan notlarıyla verilmiş olan ilavelerle birlikte zayiatı da çok fazla verdiği için bu parsel %50'den daha fazla zayiat vermiş ruhsat aldığı dönemde. Bunlarla ilgili verilen hakları da eklediği zaman yaklaşık 5000 metrekare bir gibi bir yapı yoğunluğu çıkıyor. Yani 8 ve 13 katlı iki blok var burada. Şimdi biz bu verilen haklar kaçak veya kimse görmeden yapılmış işler değil. Yine bu belediye meclislerimizden, yine yasalarımız, kanunlarımızla gelmiş olup bu kanunlara ve yönetmeliklere inanarak ruhsat almış insanlarımız. Yani bunun bir bloğunun 13 katının yaklaşık 5 katı yok oluyor. Dolayısıyla bu da bu parseldeki binaların yıkılıp tekrar yapılması için önünde bir engel teşkil ediyor. Bu tespitleri tek tek yapıp üzerinde görüşmeler sağlandıktan sonra bunların çözümüyle ilgili bir amaç belirledik. Bizim buradaki çalışmadaki temel amacımız şu: öncelikle bu kolaylıklardan faydalanacak olan yapılar kesinlikle planlı ve sağlıklı kentsel mekanın oluştuğu, yani iyi imar planlarının olduğu bölgede olacaklar. Dolayısıyla bu bölgeler belirlenmesi gerekiyor. Kapsamı ise bu sınır içerisinde, bu belirlenecek olan korunacak imar planı sınırı içerisindeki özellikle 98 öncesi yapılar, ağır ve orta hasarlı yapılar, yine 6306 ile riskli yapı ilan edilmiş olan yapılar bütün bu kolaylıklardan ve hak kayıplarının önüne geçerek yeniden yapı yapılması bir kapsam olarak belirlendi. Yöntem olarak da öncelikle belediyelerimiz bu sınırları belirleyecekler. İmar planlarının doğru ve düzgün olduğunu göreceli olarak kabul ettiğimiz yerleri belirleyip koordinatlı krokiler haline getirerek bunları meclislerinden geçirecekler ve bu bütün İzmir için hazırladığımız usul ve esasları da doğru esas alarak
doğrusunu kabul ederek plan notlarına, gerekirse plan değişikliklerine hazırlık yapıp getirecekler. Bizim meclisimizde bunları değerlendirip son uygulama olarak geçilecektir. Şimdi bu usul ve esaslar kısaca neleri kapsıyor? Yine çok uzun aslında, oldukça 3 sayfalık bir metinden bahsediyoruz. Çok genel geçer olan konularda kısaca bahsetmek isterim. Bütün bu işlemler bittikten sonra özellikle bu haklardan faydalanacak olan yapıların varsa ezelden gelen kamu eline geçmesi gereken yerleri terk etmesini ön hüküm olarak koyuyoruz. 2, 3, 4. maddelerde özellikle taksta oluşmuş olan yapı fazlalıklarını tekrar iadesi verildi. 5 ve 6 nolu hükümlerde az önce bahsettiğim gibi iç yüksekliklerle değiştirerek eski müktesep haklarını koruyarak yeniden yapabilmenin önü açıldı. 7 nolu hükümde birden fazla bir parselde birden fazla binanın olduğu parsellerde bir bina orta hasarlı, diğeri hasarsız çıkmış. Bununla ilgili orta hasarlının öncelikle bu 5 ay içerisinde sınır içerisine girip 5 yıl içerisinde yapılmasını şart koştuğumuz için, hasarsız kısmın buna ortak olmayacağı veya muvaffakat sorunu çıkacağı için bunu çözen bazı hükümler oluşturduk. Diğer ikinci blokta birincisi aldıktan sonra o da süresiz olarak bundan faydalanabilmenin önü açıldı. Altınoğlu, 8 nolu hükümde parsellerin birbiriyle tevhid edilmesiyle ilgili yaşanacak sorunların çözümüne yönelik bazı ilaveler getirildi. 9 nolu hükümde her ada tamamen dolmuş değil, bazı parseller boş olabilir. Fakat bizim buradaki esas amacımız müktesep olarak yapmış olanları korumak olduğu için onlarla ilgili yetkiyi ilçe belediyelerimizin ilgili teknik birimlerine vererek bir kitle etüdü yapmasını ve kent için, kentli için en doğru çözümü kitle etüdünü sunduktan sonra bu boş parsellerin de nasıl yapılaşacağını karar vermesi için bu yetkiyi veriyoruz. 10 nolu hükümde ise ada bazlı bir dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımızın yükseklik ve gabaride de değişiklik yaparak plan değişikliği şartıyla ada bazlı çözümleri belediyemize getirebileceği ve bu hassasiyetle bunların değerlendirilebileceği ile ilgili hüküm aslında bu da. Yine bu dönüşüm alanlarında özellikle planlarda çok eskiden gelen inkişaf sahası diye kabul edilen bazı alanlarımız var. Aslında burada yapılı bir çevre var. Fakat burada sorunlar yaşandığı iletildi. O yüzden bu usul ve esasların içerisine bunu da koyduk. Bunların hepsinin meskun olarak, alan olarak kabul edilerek işlem yürütülmesi de Büyükşehir Belediye Meclisimizden geçmiş oluyor. Yine bir önemli problemimiz bütün kamu yapılarımızla ilgili bu müktesep haklardan faydalanan bir dizi hükümler yerleştirildi. Yine ilçe belediyelerimizden en çok ve vatandaşlarımızdan gelen zemin etütleriyle ilgili denetim ve kontrollük müessesesini ilçe belediyelerimizde özellikle tutanak altına alınarak takip edilmesiyle ilgili bazı hükümler kondu. Yeni yapılacak yapının bütün bu denetim ve kontrolünü daha iyi sağlansın diye yapıldı bu da. Yani yaptığımız işler aslında herhangi bir kaçak veya ruhsatsız yapıyı değil, mevcut imar planı düzgün olan alanlarda öncelikle taks, kaks, yükseklik yerlerinde, kooperatif hakların iadesi, müktesep haklarının kabul edilerek tekrar vatandaş eliyle çok hızlı bir şekilde bu depremdenin de bir sonucu olarak yapılmasını öngördük. Bu anlamda gerçekten 4 komisyonumuz, ilçe belediyelerimizin teknik birimleri, bizim teknik birimdeki arkadaşlarımız, saydığım daireler, herkes canla başla çok iyi çalıştı.
Çok tartıştık. Burada bazen tartışmalar çok da ağır geçti. Fakat günün sonunda bunlar üzerinde antat sağlanması ve ortak kanaat oluşması bu herkesin iyi niyeti ve çabasını göstermektedir. Ben de bu anlamda bu sürecin başından sonuna kadar yürütücüsü olarak bütün komisyon başkanlarımıza gösterdikleri incelik ve nezaketten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Evet, Supi Bey, biz de bütün çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz. El birliğiyle çıkan bir çalışma oldu. Herkesin çok emeği var. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, çoğunluğumuz var. Aslında genel olarak bunu ifade etmeye ihtiyaç duymuyorum ama ne olur ne olmaz kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Yoksa kahir bir çoğunluk var hatta. Bu olağanüstü meclisin böyle geniş katılımla toplanmış olmasından da çok büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Meclisi açıyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Raporun görüşülmesine geçmeden önce raporu okutacağım. Buyurun. İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet Komisyonları raporu. Belediye Meclisimizin 20.11.2020 tarihli toplantısında komisyonlarımıza havale edilen 20.11.2020 gün ve 257.422 sayılı başkanlık önergesi İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 24.02.2021 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonumuzun 24.02.2021 tarihli toplantısında, Kentsel Dönüşüm Komisyonumuzun 24.02.2021 tarihli toplantısında, Deprem ve Afet Komisyonumuzun 24.02.2021 tarihli toplantısında incelendi. 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem sonrasında yıkılan ve ağır hasar gören binaların 1998 yılında yürürlüğe giren deprem yönetmeliğinden önce ruhsatlandırıldığı tespit edilmiştir. Yine orta hasarlı olarak tespit edilen yapıların da bu nitelikte yasal yapılar olduğu görülmüş olup, gecekondu ve kaçak yapıların bulunduğu bölgelerde belediyemizce yapılan plan, revizyon ve kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. Diğer yandan kentimizde yaşanan depremle olası risk grubundaki yapılarla birlikte yasal ruhsatlı binaların da depreme dayanıksız, riskli ve hasarlı hale geldiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda kentimizde ruhsatlı, gabarisinde yapılaşmış yapıların dönüşümünün kolaylaştırılarak hızlandırılması amacıyla söz konusu yapıların yapılaşma haklarında mevcut kitle ve gabarisinde herhangi bir kayıp olmadan yeniden yapılaşabilmesi ve veya gereğinde ada bazında kitle etüdü ve kentsel tasarım projeleri de yapılabilmesi için gerekli imar düzenlemelerinin araştırılarak hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde kalan ilçelerde uygulanmak üzere İzmir ili genelinde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1.1.1998 tarihinde yürürlüğe giren afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar ve 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uygulanacak usul ve esaslar. Bu kapsamdaki yapıların dönüşümüne ilişkin süreçte ilgili ilçe belediyelerince öncelikle yürürlükteki imar planında mevcut plandaki durumu korunacak alan sınırlarının tespit edilmesi gerekmekte olup, bu alanlarda kalan ruhsatlı yapıların yıkılıp yeniden yapılmasının talep edilmesi halinde yeni yapılacak yapılar için yürürlükteki imar planı kullanım kararlarına uyulması kaydıyla aşağıdaki belirtilen tanım, uygulama, esas ve özel hükümler çerçevesinde uygulama yapılabilir. A. Tanım. Mevcut plandaki durumu korunacak alanlar, ruhsatlı olarak yapılaşmanın büyük oranda tamamlanmış, planlı ve sağlıklı bir kentsel mekanın oluştuğu, mevcut bu yapılaşmaların oluşumuna esas olan onaylı imar planı kararlarının genel olarak korunması öngörülen alanlardır. 1. Bu alanlara ait sınırlar, usul ve esasların İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisince uygun bulunmasından itibaren ilgili ilçe belediyelerince 5 il içerisinde tespit edilip koordinatlı kroki şeklinde hazırlanarak aşağıdaki hükümlerin uygulanmasına yönelik karar ile birlikte değerlendirilmek ve onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iletilir. 2. Bu alanlarda mevcut ruhsatlı yapıların yoğunluk ve gabarileri esas alınarak iş ve işlemler yürütülür. Nüfus yoğunluğunda artışa neden olacak değişiklik ve revizyonlar yapılamaz. B. Uygulama esas hükümler. 1. Mevcut ruhsatlı yapının yer aldığı kadastral imar panselinin yürürlükteki imar planında sosyal ve teknik altyapı alanlarında isabet eden kısımları bedelsiz olarak kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 2. Taban alanı katsayısı tanımlanmış ayrık, ayrık ikiz ve blok nizamlı yapı adalarında ilgili ilçe belediyesince aynı ada parsel içerisinde yer alan gabarisinde ruhsatlı olarak teşekkül etmiş mevcut yapıların bahçe mesafelerini dikkate alarak ada bazında kitle etüdü hazırlanması kaydıyla taban alanı parseldeki mevcut ruhsatlı yapının yapı ruhsatı ve ekim imari projesi üzerinden yürürlükteki imar yönetmeliğine göre hesaplanan taban alanını ve hiçbir şekilde parsel alanının %60'ını aşamaz.
Ancak binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince ilave olarak yapılması zorunlu olan korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni, korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ve yangın güvenlik kolleri, yürürlükteki imar yönetmeliği gereğince ilave olarak yapılması zorunlu olan asansörler bu alana dahil edilemez. Ada bazında hazırlanacak olan kitle etüdünün onaylanmasında ve bu plan hükmünün uygulanmasında ilgili belediyelerin imar harita planlama ile gerektiğinde diğer ilgili birim müdürlerinden veya ilgili birimlerinde görev yapan en az 3 teknik elemandan oluşacak teknik komisyon yetkilidir. 3. Toplam inşaat alanı, parseldeki mevcut ruhsatlı yapının yapı ruhsatı ve iki mimari projesi üzerinden yürürlükteki imar yönetmeliğine göre hesaplanan toplam inşaat alanını aşamaz. Ancak binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince ilave olarak yapılması zorunlu olan korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni, korunumlu koridorun askeri ölçüdeki alanı ve yangın güvenlik kolleri, yürürlükteki imar yönetmeliği gereğince ilave olarak yapılması zorunlu olan asansörler, mevcut ruhsatlı yapının yapı ruhsatı ve iki projesinde ayrılan otopark, sığınak ve su depesi alanları dışında binaların bodrum katlarında bütün cepheleri tamamen gömülü ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla ilave olarak yapılan otopark, sığınak ve su depesi alanları ile enerji odası bu alana dahil edilemez. 4. Taban alanı katsayısı ve kat alanı katsayısı tanımlanmış ayrık ikiz ve blok nizamlı yapı adalarında mülga plan notları veya mülga yönetmelik hükümleri ile taks ve kaks koşullarından daha fazla oranda ruhsat alarak yapılaşmış parsellerde 2. ve 3. maddede belirlenen hükümler geçerlidir. 5. Yeni yapılacak olan yapıda yürürlükteki imar planında belirlenen kat ededi aşılamaz. Ancak mevcut ruhsatlı yapının kat edilinin mülga plan notları ile mülga yönetmelik hükümleri kapsamında yürürlükteki imar planında belirlenen kat adedinden fazla olması halinde mevcut yapının kat sayısı korunacak olup kat yüksekliği döşeme üstüne 2.85 metreyi geçemez. Ancak mevcut ruhsatlı yapının gabarisinin bu hesaba göre belirlenecek gabariden yüksek olması halinde onaylı ruhsat ve veya yapı kullanım izin belgesindeki gabarileri kullanılabilir. Yeni yapılaşacak olan parseller ile komşu parsellerdeki kitleler arasında yükseklik farkı oluşmaması için bina gabarilerini belirlemeyi ilçe belediyesi yetkilidir. 6. Yeni yapılacak olan yapıya kot verilirken mevcut ruhsatlı yapının kotuna göre ada bazında değerlendirme yaparak kot alınacak noktayı belirlemeyi ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. 7. Birden fazla yapının yer aldığı parsellerde söz konusu usul ve esaslar kapsamında yapılardan birinin veya bir kısmının yıkılıp yeniden yapılmasının talep edilmesi halinde parselde bulunan tüm mevcut ruhsatlı yapıların yapı ruhsatı ve iki mimari projeleri üzerinden yürürlükteki imar yönetmeliğine göre taban alanları ve toplam inşaat alanları hesaplanır. Parseldeki tüm yapıların ihtiyacı için ayrılmış ortak alanlar azaltılmak ve yıkılıp yeniden yapılan yapının ortak alanları yürürlükteki mevzuata uygun olarak ayrılmak kaydıyla uygulama yapılır. Ayrıca talep edilmesi halinde parseldeki diğer yapı veya yapılara da yıkılıp yeniden yapılırken yapılan hesaplamalar dikkate alınarak süre sınırlamasına bakılmaksızın bu hükümler uygulanır. 8. Mevcut yapının bulunduğu parsel ruhsatın alındığı tarihten sonra ifraz edilmiş ise bu usul ve esasa göre uygulama yapılamaz. Ancak tevhid edilmiş olması durumunda veya tevhidinin talep edilmesi halinde mevcut yapıların 2. ve 3. maddede belirtildiği şekilde hesaplanan taban alanları ve toplam inşaat alanları toplamı ile mevcut ruhsatlı yapıların en yükseğinin gabarisi aşılmamak kaydıyla ilgili ilçe belediyesince onaylanan kitle etüdüne göre uygulama yapılabilir. 9. Taban alanı katsayısı ve kat alanı katsayısı tanımlanmamış ayrık ikiz ve blok nizamlı ve %50'den fazlası gabarisinde ve yapıldığı yıla bakılmaksızın taks kullanımı %40'ın üzerinde olacak şekilde ruhsatlı olarak teşekkül etmiş olan imar adalarındaki boş parsellerin yapılaşma taleplerinde taban alanı ada bazında hazırlanan kitle etütleriyle belirlenecek olan bahçe mesafelerine göre belirlenir. Ancak hiçbir şekilde parsel alanının %60'ını aşamaz. Katlar alanı ise bu şekilde belirlenen taban alanının katsayısı ile imar planında belirlenen kat adedinin çarpılmasıyla hesaplanır. 10. Parsel maliklerinin tamamının muvafakati ile ada bütününde uygulama yapılması talep edilmesi halinde bölgenin yeniden düzenlenerek sağlıklaştırılması amacıyla yürürlükteki imar planında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının genişletilmesi ve ihtiyaca göre arttırılması kaydıyla gerekli değişiklikler yürürlükteki imar planlarına işlenerek onaylanmadan ve kadastral imar parselinin imar planında belirlenen tüm kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının zemin ve zemin üstü terkleri bedelsiz kamu eline geçmeden yapı ruhsatı düzenlenemez. Ada bütününde yapılacak 3194 sayılı kanun 18. madde imar uygulamasında plan üzerinde belirtilen yol, yeşil alan, donatı alanı ve benzeri olarak kullanım alanları haricinde kalan konut ve ticaret alanlarında tek parsel olacak şekilde uygulama yapılması esastır. Konut ve ticaret adalarında minimum parsel ada ölçeğidir. Bir parselde birden fazla bina yapılabilir. Ancak binaların taban alanı
toplamının parsel alanına oranı ilgili ilçe belediyesince ada kitle tüdü doğrultusunda belirlenerek imar planında işlenecek taks oranını ve hiçbir şekilde parsel alanının %60'ını aşamaz. Binalar arasındaki mesafede yürürlükteki imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Toplam inşaat alanı parsellerdeki mevcut ruhsatlı yapıların yapı ruhsatı ve ekim imari projesi üzerinden yürürlükteki imar yönetmeliğine göre hesaplanan toplam inşaat alanı toplamlarını ve varsa boş parsellerin yürürlükteki imar planı doğrultusunda hesaplanan toplam yapı inşaat alanı toplamlarını aşamaz. Ancak mevcut ruhsatlı yapıların toplam inşaat alanına binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince ilave olarak yapılması zorunlu olan korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni, korunumlu koridorun askeri ölçülerdeki alanı ve yangın güvenlik holleri, yürürlükteki imar yönetmeliği gereğince ilave olarak yapılması zorunlu olan asansörler, mevcut ruhsatlı yapının yapı ruhsatı ve ekip projesinde ayrılan otopark, sığınak ve su deposu alanları dışında binaların bodrum katlarında bütün cepheleri tamamen gömülü ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla ilave olarak yapılan otopark, sığınak ve su deposu alanları ile enerji odası bu alanı dahil edilmez. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda hesaplanan toplam inşaat alanı ilgili ilçe belediyesince imar planlarına işlenir. Kat adedi mevcut yapıların toplam inşaat alanı hesaplarından gelen haklarını kullanabilmeleri amacıyla çevredeki mevcut teşekküller ve silüet dikkate alınarak hazırlanacak ada kitle adedi doğrultusunda ilgili ilçe belediyesince belirlenerek imar planlarına işlenir. 11. Bu usul ve esaslardan faydalanacak parseller meskun alan olarak kabul edilerek iş ve işlemler yürütülür. 12. Talep edilmesi halinde 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen veya 1.1.1998 tarihinde yürürlüğe giren afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ile 4.1.2002 tarihli Kamu İhale Kanunu öncesinde inşa edilen kamuya ait yapıların yıkılıp yeniden yapılması durumunda yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin hususlarda ilgili mevzuatın gerektirdiği şartların sağlanması kaydıyla mevcut yapı ve yapıların kitle ve gabarit sınırları içerisinde veya toplama aşılmamak koşulu ile ilgili belediyesince vaziyet planı onaylanmak suretiyle yapılaşabilir. 13. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesine göre yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar bu kapsamda değiştirilemez ve kazanılmış hak oluşturmaz. 14. Bu usul ve esasların yapı yasaklı alan, heyelan alanı, taşkına maruz alan, kıyı alanı, tarımsal nitelikli alan, orman alanı, sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar, dünya mirası alanları, 5366 sayılı kanun gereği Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen yenileme alanları, rezerv yapı alanları ve diğer özel kanunlar ile belirlenen alanlarda kalan taşınmazlar faydalanamaz. 15. Bu kapsamda yıkılıp yeniden yapılacak olan yapılara ait yeni yapı ruhsatı işlemleri bu usul ve esasların İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce uygun görülmesine mütakip 5 yıl içerisinde sonuçlandırılır. C. Özel hükümler. 1. Bu alanlarda yukarıda tariflenen usul ve esaslar doğrultusunda yeniden yapılacak yapıların afet güvenliğinin sağlanması esasıyla aşağıdaki hususlara uyulacaktır. Bu usul ve esaslar kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak yapıların bulunduğu parsel ve parsellerde 18 Mart 2018 tarih ve 30.364 sayılı resmi gazetede yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve haritada tanımlı deprem verileri ile ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uygun olarak binaları etkisi altına alabilecek deprem ve diğer afet tehlikelerinin yaratabileceği hasarları engelleyecek önlemler ile temel ve tasarım parametrelerini içerecek zemin ve temel etüdü raporu hazırlanarak ilgili idaresince onaylanması ve bu rapora uyulması zorunludur. Bu rapor jeolojik, hidrolojik, kaya ve zemin mekaniği, taşıma gücü, sıvılaşma ve benzeri analiz ve modellemelere dayalı ayrıntılı yapı zemin etkileşimi değerlendirmelerini, deprem etkisi altında taşıma gücü, sıvılaşma, stabilite kayıpları ile kazı genelgesi de dikkate alınarak temel kazısında güvenliği sağlayacak ve alınacak önlemleri ve zemin iyileştirme projelerini, temel kazısında komşu veya bitişik nizamdaki yapıların temel seviyesi altına inilmesi durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1.8.2018 tarih ve 2018'e 10 sayılı genelgesinde belirtilen araştırmaları, yeraltı su seviyesi temel etki derinliği içerisinde olan parsellerde beton, yapı elemanları ve inşai faaliyetler açısından yeraltı suyundan kaynaklanabilecek olumsuz etkiler araştırılarak alınacak gerekli önlemleri, temel tipi yapıdan gelecek yükleri güvenle taşıyabilecek jeolojik birimi ve temel derinliği, özel drenaj ve yalıtım önerileri ve yaklaşımlarını kapsayacaktır. Bu alanlarda hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları kapsamında yapılması planlanan sondaj ve benzeri arazi araştırmaları ile ihtiyaç duyulan zemin iyileştirmeleri proje uygulamalarının ilgili belediyesince yerinde denetimi yaptırılmak suretiyle yapıldığına dair tutanak altına alınması zorunludur.
Bu tutanak düzenlenmeden ruhsata yönelik iş ve işlemler yürütülemez. Yeniden yapılacak olan yapılara ait yeni yapı ruhsatı işlemlerinin sonuçlandırılmasına kadar geçen sürede parselleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek etüt ve analizlerde sahaya özel tehlike ve risk değerlendirmelerinin yapılması durumunda ulaşılan sonuçların ve önerilerin yapılaşma sürecinde dikkate alınması zorunludur. 2. Yeni yapılacak yapılarda yağmur suyu toplama, depolama ve deşarj sistemleri hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda yağmur suyu hasat sistemi kurulana kadar parselin yapılaşmayan kısımları toprağın geçirimliliğini sağlayan malzeme ile kaplanabilir. Bahçe ve bina çatı yüzeylerine düşen yağmur sularının toplanarak yağmur suyu altyapı sistemine ulaştırılmak amacıyla yapı gruplarına entegre edilmiş gri su arıtma sistemlerinin geliştirilmesiyle yağmur hasadı, yağmur ve drenaj suyu depolanarak çevre sulamalarında kullanılabilir. 3. Bu usul ve esaslardaki belirtilmeyen hususlar ile ilgili yasa yönetmelik hükümleri geçerlidir. 4. Bu usul ve esaslar doğrultusunda öncelikle genel hayati etkinlik kararı verilmiş olan Bayraklı, Bornova, Karaburun, Seferihisar olmak üzere ilçe belediyelerince ivedilikle plan revizyonu veya plan değişikliği ve veya plan notu ilavesi etaplar halinde yapılacaktır şeklinde belirlenen usul ve esaslar İmar Bayındırlık, Hukuk, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet Komisyonlarınca oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Evet. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, komisyonlarımızdan gelen bu ortak rapor üzerine görüşmeye açıyorum raporu. Nilay Hanım, buyurun. Sayın Başkanım, öncelikle belediye meclisimizi, sizi ve burada sanırım meclisimizi izleyen depremzede yurttaşlarımız da bulunuyor. Onları da selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sebebiyle siz hemen rol aldınız ve Kasım ayındaki mecliste bu önergeyi sundunuz. Ve tüm siyasi partilerin de desteğini istediniz meclisimizde grubu bulunan. 4 komisyona havale oldu söz konusu önerge. İmar Bayındırlık, Hukuk, Deprem ve Afet ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarına. Komisyon üyesi arkadaşlarımız yaklaşık 5 ay gibi bir süre çok değerli bir çaba sarf ettiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımızın da çok değerli katkısı oldu. Yine deprem akabinde hemen bir çalıştay düzenlenmişti. Buradan da çok değerli sonuçlar çıktı. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da istişare edilerek bu noktaya gelindi. Dolayısıyla Supi Bey'in anlatımı, İmar ve Bayındırlık Daire Genel Sekreter Yardımcımızın anlatımı son derece açık ve netti. Komisyon raporunu da okuduk, son derece açık. Burada en önemli şey, kentsel dönüşümün çok ivedi bir şekilde yapılacak olması, İzmir'in bu dönüşüme imkan sağlayacak olması, ilçe belediyelerimizin tabii ki 5 ay gibi bir süresi var bu çalışmayı tamamlamak için. Daha sonra da Büyükşehir Belediye'mizin onayına gelecek konu ve 5 yıl içerisinde de umuyoruz kentsel dönüşüm gerçekleşecek. Burada deprem sebebiyle yıkılan ya da ağır hasarlı olan, orta hasarlı olan yapılar, aynı zamanda 98 yılı öncesi deprem yönetmeninden önce yapılan ruhsatlı yapılar ve halkın da bildiği gibi kentsel dönüşüm yasası olarak bilinir. 6306 sayılı yasa kapsamındaki riskli yapılar imar düzenlemesine konu olacak. Ben grubumuz adına çok teşekkür ediyorum ve grubumuzun oy birliğiyle bu önergeye kabul noktasında görüşleri olduğunu bildiriyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hakan Bey, buyursunlar. Hüsnü Bey, buyurun. Sayın Başkanım, izin verirseniz kürsüde konuşmak isterim. Buyurun. Saygılar. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, iki aşamalı bir konuşma yapacağım. İlk önce kısa bir yazılı açıklama, daha doğrusu bir teşekkür konuşması. Gerçi Büyükşehir Belediye Başkanımız başta birçok teşekkürler yaptı. Arkasında Süpü Bey de çok güzel bir konuşma yaptı.
Bugün aslında çok güzel bir gün. 2021 yılının Mart ayının ilk günü. Hava da güzel. Buradaki atmosfer güzel. Sizler çok güzelsiniz. Belediye başkanımız da söyledi. Bugün gerçekten de olağanüstü meclis olmasına rağmen çok ciddi bir kalabalıkla toplandık. Ve burada bu kentle ilgili temenni ediyorum. Çok güzel, çok doğru, çok yerinde bir karar alacağız. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle 30 Ekim 2020 tarihinde ilimizde gerçekleşen depremde vefat eden hemşehrilerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun vefat eden kardeşlerimizin. Umut ediyorum ki ne ilimizde ne de ülkemizde bir daha böyle depremler yaşanmasın. Ama maalesef mevcut bu coğrafyamız var olduğu sürece bu da kaçınılmaz. Sayın Başkan, ilk önce Kasım ayında başkanlık önergesi olarak gelen yapıların dönüşümüne ilişkin plan ve uygulama usul ve esaslarla ilgili bugün olağanüstü meclis toplantısı yaparak bir karara bağlayacağız. Değerli Başkan, Sayın Meclis üyeleri, çalışma 4 ay tahminen sürdü. Supi Bey de söyledi, evet ben de 7-8 kez yazmışım. Birbirimize kopya almadık, gerçeği bu. 7-8 kere değişerek ama bu mecliste yani bu salonda toplandık. 4 komisyon olarak 7-8 kere değişerek şu an biraz sonra demin arkadaşlarımız okudu. Son halini aldı ve komisyonlarımız bunu orada tarih 24 diye yazıyor ama arkadaşlar aslında o değil. Yani 4 aydır biz devamlı toplantılar yapıyoruz. 4 ay boyunca neredeyse hemen hemen her toplantıda bu çalışmayı tartıştık ve üzerinde istişare ettik. Son olarak belediyemiz bürokratları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bürokratları bir araya gelerek çalışmalar yürüttüler. Nihayetinde kentimiz için büyük önem arz eden çalışmanın üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer mutabak kalarak son halini vermişlerdir. Bu çalışmada emeği geçen tüm meclis üyelerine teşekkür ederim. Ancak özel teşekkür etmemiz gereken kişilerin isimlerini anmadan geçmeyeceğim. İmar Komisyonu üyelerine çok tek tek hepsine teşekkür ediyorum arkadaşlar. İmar Komisyonu Başkanımız gerçekten de Erhan Uzunoğlu'na sabırlarından, gayretinden, uyumundan, samimiyetinden ve ayrıyetten Kemal abinin İyi Parti Grup Başkan Vekilimiz, Kemal Sevinç abimiz, bizim İmar Komisyonu üyemiz, yıllarca bürokratlık yapmış, kendi tecrübelerini de bize aktararak, bize yol göstererek ve bizim tartışmalarımızı belli bir noktaya çekerek bize yol gösterir için ikisine de buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü çok konuştuk, çok tartıştık arkadaşlar. Eğer mevzu bahis bu kent ise siyasi parti ayrımı yapmadan kenetlendik. İzmir'imizi daha da güzelleştirmek için hepimiz bir araya geldik. Yapılan dönüşümüne ilişkin plan ile uygulama usul ve esaslarının çalışmaları nedeniyle belediyemizin bürokratlarına, Genel Sekreterimiz Sayın Buğra Gökçe'ye, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Supi Şahin'e ama özellikle bize defalarca sunum yapan Semih Sargın kardeşime de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Yine aynı şekilde ilgili müdürlüklerimize, daire başkanlarımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarına, bakan yardımcılarımıza izin verirseniz ben burada bizim meclis adına, ben burada hepinizin adına teşekkür etmek isterim. Bakanlık ile belediyemiz arasında tüm sorunları, konuları en ince ayrıntısına kadar çalışarak belli bir noktaya getirmek için büyük emek sarf eden, tam iş bozul derken devreye giren Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ Beyefendi'ye, il kongresi hazırlıklarımız olmasına rağmen il başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli'ye, komisyon ile bakanlık arasındaki
bilgi paylaşımı yaparak desteklerken esirgemeyen grup başkan vekilimiz ve imar komisyonumuz Sayın Özgür Hızal kardeşime meclis adına izin verirseniz onlara da çok çok teşekkür etmek isterim. İyi ki varsınız, iyi ki bu konuda bize destek verdiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e birlikte uyum içinde kentimize, İzmir'imize şu an mecliste görüştüğümüz konu üzerinde hassasiyetlere dolayı teşekkürü borç biliriz. Bu kent adına biraz daha sonra oynayacağımız madde ile ilgili tüm şehrimiz adına hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bu yazdığım bir konuydu. Hepinize teşekkür etmek için, ilgililere teşekkür etmek için. Ama değerli arkadaşlar, bu burada kalmamalı. Çünkü yarın öbür gün bizim bu meclisin, hepimizin bu kente borcumuz var. Bu borcumuzu mutlaka ödemeliyiz. Bu kentin biriken, yıllardır biriken sorunları var. Temenni ediyorum ki bunları da bu mecliste önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda tek tek ele alarak bunları bir şekilde bir karara bağlayarak bu sorunları geçirtiriz. Deprem ve afet üzerinde hiçbir zaman siyaset yapmayı düşünmedik, düşünmeyeceğiz de. Ama eğer ki aynı konu defalarca bir daha oluyorsa, biz buna çözüm bulamıyorsak, eğer ki deprem olduğu zaman biz binalarımızı sağlamlaştıramıyorsak ama gelir burada konuşuruz. Meşhur bir laf var. Bilmiyorum. Çok düşündüm. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye. Bu hani en son bir dizide Polat Alamdar da söylemişti. Birini sabah görsem önemsemem. Bu galiba Alpa Golfan'a da söylemişti. Öğlen görsem tesadüf derim. Akşam görsem hiç düşünmeden öldürürüm. Eğer aynı konuyu biz bu kentte her yıl yaşıyorsak bir sorun var demektir. O yüzden ne yapacağız? Sorunu kökünde çözeceğiz. Oradaki o problemi bitireceğiz. Değerli arkadaşlar, son gün oy birle geçireceğimiz ve en son şeklini aldığı zaman imar komisyonundaki arkadaşlarımızın hepsinin gözleri pırıl pırılıydı. Komisyon başkanımız olsun, grup başkan vekilimiz olsun, diğer arkadaşlarımız ve hepimiz imza atarken resimler çektik. Hepimizin gözleri pırıl pırıldı. Tıpkı şu an buradaki hepinizin gözlerinde olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, biz eğer ki kenetlenirsek burada STK'larla, meslek odalarıyla hepsiyle ki zaten bir araya gelmişsiniz Sayın Başkanım. Burada kalkıp yarın öbür gün kimse kimsenin önüne bir bent koymasın ve yarın öbür gün bu konuları davalar açarak, şunu yaparak, bunu yaparak önünü kesmesinler. Bu kent bunu hak etmeyecek. Bu kent iyi şeyler hak ediyor. Bu kent çok daha iyi bir konuda yaşamak için, konutlarda yaşamak için elinde geldi. Her şeyi biz yapacağız. Değerli arkadaşlar, bir daha eğer ki binalar altında biz küçücük bedenlerimi çıkarmak için bir daha yapacaksak biz bu işi bırakalım, yapmayalım. Bir daha bu kentte göçüklerde küçücük bedenler çıkarmayalım. Hepinizi yürekten sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir iş yaptık ve diyorum ki devam edelim, tekrar edelim. Fakat konuyla ilgili de arkadaşlara görüştük ama önümüzdeki ay getirelim diye bu konuşmanın dışında bir önerimiz var Sayın Başkan. Biz buradaki otopark ile bir konuyu unutmuşuz. Daha doğrusu unutmadık da arkadaşlar. Gerçekten de çok konuştuk, çok tartıştık. Fakat bir şekilde orasını atlamışız. Şimdi bu bitişik nizamlar var biliyorsunuz. Bitişik nizamlar cephe 7 metre olan, 8 metre, 10 metre olan var. Burada otopark yapmak mümkün değil. Ve bu kişiler de Müslüpü Bey de söyledi. Bunlar hepsi ruhsatlı binalar. Ruhsatları almışlar ve geçmişte sanırım 4 araca bir otopark veriliyordu. Ve bunun bedeli parası ödeniyordu otopark yapmak için. Biz bunu burada atlamışız. Bu konuda tereddütler var ne olacak diye. Bunu da önümüzdeki ayda, hatta ben bugün 4 siyasi partinin bugün önerge de gerek yok. Burada önererek içine yerleştirebilir. Fakat sanırım şöyle bir sorun da çıkmış. Plan bütçede gitmesi gerekiyormuş. Çünkü içinde bir para da olduğu için, bütçe ilgili bir konu olduğu için belki ondan dolayı arkadaşlarımız dediler ki önümüzdeki ay bu konuyu yapalım. İzmir'deki arkadaşlarımız bunu da burada duymuş olsunlar. Önümüzdeki inşallah bunu da hallederiz. Hepinize
sabırlarınıza dolayı teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Selahattin Bey, buyursunlar. Mikrofon verir misiniz arkadaşlar? Var mı? Ha tamam, var bir şey. Sayın Başkanım, meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, basınımızın temsilcileri, İzmirliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bu çalışma güzel bir çalışma. Tek bu gündemle toplandık. İzmir'imiz için, ülkemiz için güzel bir çalışma. Başka kentlere de inşallah örnek olsun. Ben de burada çalışma yapan komisyonlarımıza, İmar Bayındırlık, Hukuk, Deprem, Afet, Kentsel Dönüşüm komisyon üyelerimize, komisyon başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza, bakanlık bürokratlarımıza, belediye başkanımız Tunç Soyer Beyefendi'ye, genel sekreterimize, belediye bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü çok gayret sarf ettiler. Güzel bir çalışma. İnşallah bunu icra etmek, uygulamak lazım. Çünkü 30 Ekim'de insanlarımızı, canlarımızı kaybettik. Onlara da buradan Allah'tan rahmet diliyorum, vefat edenlere. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşamayalım. Tabii afetler ardı ardına geliyor. Afet olmaz diye bir şey yok. Ama afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tedbir almamız gerekiyor. Onun için inşallah insanlarımızı afetlerde kaybetmeyiz. Tedbirler alarak daha önceden önlemiş oluruz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Buyursunlar Kemal Bey. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım, belediyemizin değerli birim amirleri, basınımızın saygın temsilcileri, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten İzmir'imiz için çok önemli bir konu üzerinde oy birliğiyle antat kaldık. Bu çalışmada emeği geçen Büyükşehir Belediye'mizin ilgili birim amirlerine, çalışanlarına, yine komisyonlarda görev yapan değerli arkadaşlarıma, bu kararla oy veren meclis üyesi arkadaşlarıma ve belediye başkanlarıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma, ilgili bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum. İzmir'imize hayırlı olsun diyorum efendim. Peki, ben de teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen arkadaşım var mı acaba? Olmadığına göre birkaç notu ilave ederek ben de toplantıyı tamamlayacağım ve oylarınıza sunacağım komisyon raporunu. Değerli arkadaşlarım, bu gerçekten ortak akılla yol alınan ve ortak akılla bir noktaya getirilen İzmir'in çok kıymetli bir kararı oldu. Bu elbette bu kararla ilgili farklı seslerin çıkmasını engelleyecek bir durum değil. Farklı sesler çıkabilir, farklı tercihler ifade edilebilir. Beğenilmeyebilir, az beğenen olabilir, çok beğenen olabilir ama şu açık birkaç noktanın altını çizmek lazım. Birincisi, kaçak yapılara bir meşruiyet kazandırmak için yapılan bir çalışma değil bu. Ruhsatlandırılmış, planlı alanda yer almış, dopları, terkleri tamamlanmış, adalardaki binalarla ilgili verilen bir karar. Neden? Çünkü bu doğal afet nedeniyle o hakkı kaybolmuş, biz sadece o hakkının iadesini gündeme getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla gayrimeşru, kaçak, herhangi bir yapıyla ilgili herhangi bir öneri getiriyor değiliz şu an itibariyle. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ne nüfus yoğunluğunu arttıracak, ne yapılaşmayı arttıracak herhangi bir şey söylemiş olmuyoruz. Tam tersine mevcut durumu koruyarak o deprem nedeniyle kaybolan haklarının bir biçimde iadesini sağlamış oluyoruz vatandaşlarımızın. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ama burada tabii çok önemli başka bir şey var. Sadece hasarlı yapılarla ilgili değil,
bundan sonra az önce Üstü Bey'in de ifade ettiği benzer bir afette benzer bir sonucu yaşamamak için ne yapabiliriz? Ona da kafa yorduğumuz için bu komisyon raporu çözüm getiren bir rapor oldu. Yani biz bir daha böyle bir felaket nedeniyle bu kadar canımızı kaybetmek istemiyoruz. Bu kadar ağır bedeller ödemek istemiyoruz. Onun için yapacağımız düzenleme böyle bir düzenleme olsun istedik. Onları koruyacak ve güven altında yaşamalarını sağlayacak bir düzenleme getirmiş oluyoruz. Üçüncüsü, değerli arkadaşlarım, burada aslında ilçe belediyelerimize, ilçe belediye başkanlarımıza önemli bir görev düşüyor ve biz de Büyükşehir Meclisi olarak aslında onlara önemli bir kolaylık sağlamış oluyoruz. O da şu, mevcut durumu korunacak alan dediğiniz zaman, işte bunu K diye tarif ediyor arkadaşlarım teknik olarak, K alanlarını ilçe belediye başkanlarımızın çıkarmasını istiyoruz. Bu alanlar hem hasarlı yapıları içeren hem muhtemel bir tehdit karşısında hasara uğrama ihtimali olan yapıları kapsıyor. Dolayısıyla bütün ilçeyi kapsayan bir şey getirmelerini tabii ki istemiyoruz. Ama burada çok titiz bir çalışma yaparak hızlı bir biçimde bu K alanlarını belirlemelerini ve meclisin gündemine getirmelerini arzu ediyoruz. Böylece aslında bugün verdiğimiz, aldığımız ortak kararla aslında ilçe belediye başkanlarımızın, özellikle de metropoldeki ilçe belediye başkanlarımızın, depremden etkilenen diğer ilçe belediye başkanlarımızın işini kolaylaştıracak, onların önünü açacak bir çalışma yapmış oluyoruz. Değerli arkadaşlarım, bunların dışında birkaç noktayı daha hemen hızla belirteyim. Hatırlayacaksınız, yapı stoğumuzun envanterini çıkartmak istediğimizi ifade etmiştik. Çünkü demiştik ki dirençli bir kent olmak asıl meziyettir. Hele ki iklim krizinin yaşandığı bir dünyada kentlerin en çok tedbir alması gereken mesele iklim kriziyle ortaya çıkacak doğal afetlere karşı dirençli bir kent yaratabilmektir. Dolayısıyla da bizim en büyük önceliğimiz bu olacak demiştik. Ama bunun için de bir envantere ihtiyacımız var. Bizim yapı stoğumuzu tanımaya, doğru dürüst, eksiksiz tarif etmeye ihtiyacımız var demiştik. O nedenle de inşaat mühendisleri odamızla bildiğiniz gibi bir çalışmayı başlatmıştık. Önümüzdeki hafta, değil mi değerli arkadaşlar? Önümüzdeki hafta inşaat mühendisleri odamızla birlikte bu envanter, yapı stoğumuzun envanterini çıkartma çalışmasını başlatıyoruz. Bu da çok önemli bir veriye sahip olmamıza imkan verecek. İkinci bir nokta, geçen hafta biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın İzmir ziyareti olmuştu. Lütfettiler, bizimle de görüştüler. Burada kendisine arz ettiğim bir hususu da sizlerle paylaşayım. Bildiğiniz gibi daha önce de ifade etmiştim, Dünya Bankası'yla çok uzun bir süredir müzakere ediyoruz kentsel dönüşüm konusunda depremden sonra ortaya çıkan zararların telafisiyle ilgili 250 milyon dolarlık çok düşük faizli ve 30 yıl vadeli 5 yıl ödemesiz bir kaynak yaratmıştık. Bunu kendisine arz ettim. Bunun hızlı bir biçimde gelmesinin mümkün olduğunu söyledim. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bürokratlarıyla ortak yaptığımız görüşmelerde şekillendi zaten hem bu rakam hem bu finansmanın koşulları. İller Bankası üzerinden aktarılabilecek bir kaynak. Böyle olursa işte bugünkü dolar kuru üzerinden hesaplarsanız çok ciddi bir rakam en azından başlangıç için sağlamış olacağız. Kendisi de dinledi. Benim şahsi izlenimim olumlu yaklaştı. Ama inceleteceğini de söyledi. Diliyorum ki bir an önce takdir edilirse çok hızlı bir biçimde, çünkü Dünya Bankası'nın bir iki ay içinde bu kaynağı aktarması mümkün. Değerli arkadaşlar, bu kaynağın en önemli yanı orta hasarlı yapılarla ilgili afet nedeniyle ortaya çıkan bir kentsel dönüşümü başlatabilecek olmamız. Çünkü bildiğiniz gibi hükümetimiz özellikle ağır hasarlı yapılarla ilgili çok iyi bir çözüm ortaya koymuş durumda. Hem finansman modeliyle hem uygulama biçimiyle ilgili, ama mevzuatımız orta hasarlı binalarla ilgili büyük bir boşluk taşıyor. Biz Dünya Bankası'nın bu kaynağını özellikle orta hasarlı binalar için kullanabilecek ve afet nedeniyle ortaya çıkan bir kentsel dönüşümü kaynağının
en azından can suyunu yakalamış olacağız. İkinci nokta buydu. Üçüncüsü kentsel dönüşüm. Supi Bey ifade etti. Bir afet odaklı kentsel dönüşüm, bir de planlı kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Burada örnek köyde 190 konutun temelini atılarak 1010 konutunda yıkımı başlanacak 13 Mart günü. Ege Mahallesi'nde de bildiğiniz gibi yıkımlar başlamıştı. Mutabık kalmıştık yüklenici firmayla. Şimdi imalatlar başlayacak. Dolayısıyla 1000 konut Ege Kent'te, 1200 konut Örnek Köy'de, 2200 konutla ilgili yol almaya başlıyoruz. 13 Mart'ta bu hem yıkımları hem de temel atması başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 13'ünde burada bulunacak. Bu kentsel dönüşümün hızlanmasıyla ilgili de heyecanla devam ediyoruz çalışmaya. Son olarak değerli arkadaşlarım, bu çalışma gerçekten çok kıymetli bir çalışma. Başından beri ifade ettiğimiz ortak akıl ne kadar kıymetlidir, ne kadar değerlidir, bunu bir kez daha gördüğümüz bir çalışma oldu. Çünkü birinci ayın sonunda aslında komisyonlarımız birçok konuda mutabık kalmıştı ve biz hızla meclise getirebilirdik. Çoğunlukla belki geçirilebilirdi ama özellikle bunu yapmadı arkadaşlarım ve bunun müzakeresine devam ettiler. Ama en önemlisi Çevre Şehircilik Bakanlığı da içine alacak bir özen gösterdiler. Biraz vakit aldı, biraz vakit kaybettik belki ama şu anda bütün Türkiye'ye ilham verecek, bütün Türkiye'ye örnek olacak bir adım atmış oluyoruz. Sadece Büyükşehir Meclis Üyesi'nin oy birliğiyle geçmiş olmayacak. Aynı zamanda hükümetimizin ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın onayladığı, arkasında duracağı bir adım atmış oluyoruz. Bu depremzedelerimiz için aslında bir müjdedir diye düşünüyorum. Çünkü hızla yol almalarını sağlayacak, güvenle yol almalarını sağlayacak bir tablo ortaya çıkartmış oluyoruz. Daha önemlisi geleceğimizle ilgili önemli bir adım atmış oluyoruz. Geleceğimizle ilgili az önce de ifade edildi, riskleri, tehditleri azaltan ve öne, geleceğe daha umutla bakmamızı mümkün kılan bir adım atmış oluyoruz. Dolayısıyla ben de başta Çevre Şehircilik Bakanımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hamza Dağ'a ifade edildi. Bu süreçte özellikle bakanlıkla ilişki konusunda çok önemli bir inisiyatif üstlendi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın değerli bürokratlarına, dört komisyonumuzun imar, hukuk, kentsel dönüşüm, deprem afet komisyonlarımızın değerli başkanlarına ve değerli üyelerine, çok değerli komisyon üyelerimize, tek tek her birinin çok emeği oldu bu süre içinde ve tabii ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreterinden başlayarak genel sekreter yardımcımıza ve tüm daire başkanlarımıza, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, komisyon raporu üzerine görüşmeler tamamlandı, sözler alındı. Bu güzel bir konuşmanıza sonra bence meclisimizde hayatını kaybeden depremzedeler adına bir dakikalık saygı duruşunuzu bulunursak çok daha şık, çok daha güzel olur diye düşündük biz. Değerli arkadaşlar, Üslü Bey'in önerisini oylarınıza sunuyorum. Bir dakikalık saygı duruşu ile ilgili başka bir görüş var mı? Yok efendim, maneviyattır. Gelmiş bir öneri. Oylamıyoruz. Değerli arkadaşlar, bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Sonra da oylayacağız.
Evet, Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Değerli arkadaşlar, komisyon raporu üzerine görüşmeler tamamlandı. Komisyon raporunun, komisyonlardan gelen raporların komisyonlardan geldiği şekliyle ve burada okutulduğu şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun değerli arkadaşlar. Serdar Başkanım buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, değerli bürokratlarımız, bayraklı yurttaşlarımız adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Başkanım, öncelikle depremde enkaz çalışmaları, çadır sürecinin yönetilmesi, sonra yurttaşlarımızın geçici konutlarına yerleştirmeleri sürecinde desteğinizden dolayı metropol ilçe başkanlarımıza, kamudan bize destek sunan arama kurtarma ekiplerinin tamamına teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz. Bugün burada çok önemli bir karar aldık ve bu kararla aslında geçici konutlardan kalıcı konutlara geçecek yurttaşlarımız adına muğlaklık oluşturulan bir meseleyi de burada çoğulcu bir şekilde halletmiş olduk. Bu anlamıyla başta büyükşehir bürokratlarımıza, Supi Bey'e, bürokratlarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna, Adalet Kalkınma Partisi grubuna, İyi Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna bu oy birliği kararlarından dolayı Bayraklı yurttaşlarımız adına şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. İzmir'imize ve Bayraklı'mıza hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Evet. Toplantıya katılmayan üyelerimizin mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Kapanışı yapmış oluyoruz. Teşekkür ediyoruz.